Tabii hepimiz çok sevinçliyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir meslektaşınızın, bir öğretmenimizin dünya çapında bir başarı sergilemesi gururumuzu ayrıca yüceltiyor. Ben kendisine, ailesine tebriklerimi iletmek istiyorum. Bütün Türkiye'nin sevinçle karşıladığı bir durumu paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnşallah öğretmenimiz de daha sonra tekrar yüz yüze bir görüşme imkanımız da olur. Bundan sonraki başarıları için sanırım Tokyo'da da bir yarışma olacak yanlış bilmiyorsam. Olimpiyatlar olacak oradaki, efendim. Evet, oradaki çalışması için de şimdiden başarılar diliyorum. Ve İzmir'de ne gerekiyorsa arkadaşlarımız orada gereken çalışmaları yapacaklardır. Ben tekrar oradaki bütün vatandaşlarımızı, sayın yöneticilerimizi, sporcumuzu Türk milleti adına tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Çok çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Bakanım. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum İzmir'e, İstanbul'dan. Burada milletvekilimizi görüyorum, Yaşar Bey'i. Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yavşı Bey'i görüyorum. Genç. Gençlik Spor Müdürümüz burada efendim. Ülkemizin ay yıldızlı bayrağını şampiyon olarak dalgalandıran İbrahim Çolak öğretmenimizi görüyorum madalyasıyla beraber. Her şeyden önce İzmir adına, Türkiye'miz adına bize yaşattığın gururdan dolayı sana çok teşekkür ediyoruz İbrahim. Halka jimnastiğinde birinci oldum. Bu senin de ifade ettiğin gibi 50 saniyelik bir performans için 19 sene çalıştın, çabaladın, hedefine ulaştın. Azmin elinden hiçbir şey kurtarılmayacağını bir kez daha cümle alemi gösterdin. Bugün seninle beraber olan, seni karşılamaya gelen binlerce genç yavrumuz inşallah senin yolunda ülkemize büyük başarılar getirmek için seni örnek alarak çalışacaklar, gayret edecekler. Ben bir kez daha tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. İnşallah Tokyo'daki olimpiyatlarda da ülkemizin yine gurur olursun, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırır, İstiklal Marşımızı bütün cümle aleme dinletirsin diyorum. Başarılarının devamı diliyorum. Seni bu noktaya getiren aile, sporcu bir aile öğrendiğim kadarıyla, annene, annene, babana, amcana ve emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Öyle bir evlada sahip olduğunuz için ne kadar gurur duysanız azdır. Ayrıca antrenörün Yılmaz Göktekin hocaya da bu vesileyle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Başarıların arkasında mutlaka gizli kahramanlar vardır. Yılmaz Hoca da bunların başında gelmektedir. Sayın Bakanım, söyledikleriniz için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz gerçekten. Biz ne yapıyorsak gençlerimiz için, küçüklerimiz için yapıyoruz. Onlar ileride yaptıkları spor hayatlarında onlara daha iyi kapılar açmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bunu da İl Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yeni projelerle daha çok öğrenciye ön ayak olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde Türk sporunu en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Ve sizlerin de destekleriyle zaten bu başarılar oluyor. Ve her şey için çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım.
Ben tekrar tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi beyefendi de bütün gençlerimizi, öğrenci evlatlarımızı bu coşkuya katılmak için güzel bir karşılama yaptı sizin için. Ben kendisini tebrik ediyorum ve orada bulunan bulunmayan bütün yavrularımızı, genç beyinlerimizin de gözlerinden öpüyorum. Derslerinde başarılar diliyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buyurun Ömer Bey, şem diyeceksiniz. Sayın Başbakanım, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte düzenledik. Gerçekten binlerce öğrencimiz şampiyonlarımızı karşılamak için İzmir'de ve İzmirlilerle birlikte toplandılar. İbrahim hocamız Çiçeğiburnu'nda bir hoca, 6 aylık bir öğretmenimiz. Ali Ağa da öğretmenlik yapıyor. İzmir'e ilham vermek anlamında, İzmir'deki gençlere, çocuklara sporu sevdirmek anlamında çok güzel bir başarıya imza attı. İnşallah 30 ilçemizde ilham veren buluşmalarla birlikte öğrencilerimize örnek olacak bir şahsiyet. Ben tekrar katıldığınız için 850 bin öğrencimiz adına çok teşekkür ediyorum Sayın Başbakanım. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ çok sağ olun. Var zaman olun. Ayırdınız. Selamlar. Aleyküm selam. Tarihi bir an gerçekten. Ben çok mutluyum ve biz Türk Cimnastiği olarak gerçekten çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geldiğine inanıyorum. Sırada olimpiyatlar var ve olimpiyatlarda en iyi başarıları elde edeceğimize gönülden inanıyorum. Buradaki herkese zahmet edip geldikleri için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Ahmet, seni alalım. Her şey için çok teşekkür ederiz. İnanılmaz bir karşılama oldu bizim için. Tarihte ilkleri başardık. Dünya ikinciliği ve dünya şampiyonu olduk. Hayal ettiğimiz hedefimiz gerçek oldu. Bugünlere gelmemizi sağlayan bakanlığımız, bize destek olan federasyonumuz, kulübümüz, antrenörlerim, ailelerimiz, herkese çok teşekkürler. Biz Türkiye'yiz. Bu genç yaşımızda bu başarıyı aldık. Eminim ki daha da ileriye gidip olimpiyat şampiyonluklarını da size yaşatacağız. Herkese hayırlı olsun. Türkiye'ye hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Merhaba herkese. Tarihi bir başarıdan sonra böyle tarihi bir karşılama çok güzel oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Tabii ki bu başarıyı devam ettireceğiz. İnşallah olimpiyatlarda da madalya almayı hedefliyoruz. Ve önce ailelerimize, daha sonra federasyonumuza, bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. En güzel hediyeyi sizler verdiniz bize. Ve çok mutluyuz bunun için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, şimdi şampiyonlarımızla birlikte, aracımızla birlikte bir İzmir turu yapacağız. Abilerimle beraber çok büyük bir turu başardık. İnşallah olimpiyatlarda çok daha iyilerini yapacağız. Herkese çok teşekkür ederiz. Evet, şampiyonlara başarılar diliyoruz. 2020 yılında Tokyo'da gerçekleşecek olan olimpiyatlarda da aynı başarıları ve şampiyonlukları bekliyoruz diyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Çocuklar bendeyim.